Yangın. Evet. Kaç yaşındasınız? 58. Ondan ağrı da... oluyor öyle mi? Evet, ağrı yapıyor. Gençlerden sonra geldik daha. Ben kirada oturuyorum ama kendi evim tamamen yıkıldı. Kiracısı da içindeydi. Bulunduğum ev oturulmayacak durumda. Yani her yer zaten nasıl söyleyeceğim? Söylenecek durumda bile değil. Hani berbat, askeri kamp. Hani evet benim için daha iyi. Çocuklarım daha güvende burada. Güvenle bırak bir yere gidebileceksem doktor olsun güvenle bırakabiliyorum. Sağ olsun buradaki askeri personeller, hani komutanlar hani ilgileniyorlar. İyi. Çocuklarım mesela 5 yaşında kızım var işte. Kreşe gitmesi lazım. Burada ana sınıfı açtılar kendileri için. Şu an aşağıda ana sınıfında. Kardeşini de kreşe verdim burada yine askeri kampı içinde. Yani iyi gidiyor işte. Çarşamba günleri biz bayanlar için böyle etik kurs açtılar hani. Kurslara katılıyoruz. Birinci derece olmasa dahi hani ikinci derece akrabalarımızda evet kayıplarımız çok. Eşimin tarafında 52 kişiden fazla kaybımız var. Depremde birinci derece olarak annemi kaybettim. Enkazda kalmıştı. O ilk 3 gün gerçekten çok böyle kötüydü, kabus gibiydi. Ben 5. gün Adıyaman'dan çıkmak zorunda kaldım ve böyle ağlayarak yollara düştük gerçekten. Adıyaman sınırlarını geçip böyle Adana'ya falan vardığımızda biraz böyle bir rahatlar gibi oldum. Çünkü insanlarımızın gerçekten o merhametli yaklaşımı çok dokundu bize. Ve bundan çok etkilendik ve hızlı bir şekilde atlatmaya başladık. Özellikle Bodrum'a geldikten sonra ve bu askeri kampa geldikten sonra özellikle hani askeri personelimiz, AFAD'daki görevli arkadaşlarımız, diğer bütün komutanlar ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalıştılar ve halen de yapmaya devam ediyorlar. Gerçekten şu anda hani olayı unutur gibi olduk ve sanki kendi evimizdeymiş gibi yaşıyoruz. Her şey çok güzel. Hepsi için Allah razı olsun diyoruz. Şu anda şöyle, benim çalıştığım okulda 11-12 tane öğrencimi kaybettik. Özellikle sınıf öğretmenliği yaptığım öğrencilerimden kayıplar oldu. Gerçekten acılar çok farklı. Yani bunu yaşamak lazımmış. Biz de bunu yaşadık. Okulumuzda zaten şu anda ağır hasar olarak görünüyor. Yıkılacak. Belki okul bir daha ders yapamayacağız. Çünkü benim çalıştığım okul Adıyaman'ın en eski okullarından biriydi. Artık dönüşümüz de olmayacak. Belki yani o duyguyu şu anda gerçekten anlatamıyorum. Çok zor.
o okula girmemiz, o öğrencilerle karşılaşmamız bir daha mümkün olmayacak. Bunun bir acısı bile çok farklı. Bakalım zaman bize ne gösterecek. İnşallah okulumuz yerine yeni okullar yapılır. Belki eski, aynı öğrencilerimiz olmaz ama farklı öğrencilerle inşallah hayata tutunmaya çalışırız. Hani depreme biz hep herkes gibi, birçok kişi gibi yatakta yakalandık. Tabii ben uyanıktım o esnada. Deprem olduğunu hissettim ama geçecek diye bekledim. Bir türlü bitmedi. Eşimi uyandırdım, çocuklarıma ulaşamadım. Yatak odasının kapısı kapandı. Ve üç çocuğum da ayrı odalarda yatıyor. Onlara ulaşamayacağım, o kapı açılmayacak diye bir taraftan onun kaygısını yaşıyorum. Bir taraftan kapılar yerinden sökülüyor. Onları görüyorum. Tavan dönüyor. Yani o anı yaşamak lazım. Çok kötüydü. Burada gerçekten yaralarımızın sarıldığına inanıyoruz. Çünkü herkes inanılmaz güler yüzlü, inanılmaz yardımcı olmaya çalışıyor. Yemekler çok güzel, kaldığımız yer çok nezih bir ortam. Yani her türlü ihtiyaçlarımız gideriliyor. İhtiyaçlarımızı da geçtim. Daha çocuklarımızın ve bizim sosyal aktivitelere katılmamız için insanlar ellerinden geleni yapıyorlar. Biz burada gerçekten hayat devam ediyormuş dedik ve bizim de böyle bir yaşantımız vardı demeye başladık. Acımız büyük ama biz bu acıları bu insanların sayesinde gerçekten hafiflettiğimize inanıyorum. Oh!